Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Günün bu bölümünde hem içeride hem dışarıdaki gündem başlıklarının piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini değerlendireceğiz. Model portföyleri aktaracağız ve ilerleyen dakikalarda değerlendirmeler alacağız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Geçtiğimiz hafta hem İç piyasalar için hem de dış piyasalar için de oldukça oynaklığın yüksek olduğu ve sert satışların görüldüğü bir haftayı geride bırakmıştık. Bu haftada geçtiğimiz hafta yaşanan o karmaşıklığın panik havasının etkisini üzerinden atmaya çalışan bir piyasa görünümü söz konusu. Peki haftanın ikinci işlem günde nasıl bir performans var? Hemen şöyle bir piyasa fiyatlamalarına bakalım. Hem içeride hem dışarıda nasıl bir görünüm var. Dün ABD borsa endekslerine baktığımızda oldukça iyi bir fiyatlama performansı vardı. Vadeli rakamları görüyoruz. S&P 500'de 3879 seviyesinde %0.50'lik bir kayıp var. Nasdaq'ta 13197 seviyesinde %0.62'lik bir kayıp. Dow Jones'ta ise 31397 seviyesinde %0.36'lık bir kayıp hareketi görüyoruz. Vadeliler tarafında dün spot endekslerde oldukça iyi bir görünüm var demiştik. Dow Jones endeksinde %2'ye yaklaşan bir primli günü tamamladı. S&P 500 %2,5'a yaklaşan ve Dow Jones endeksi ise Nasdaq endeksi ise %3'ü aşan bir primle günü tamamlamış oldu. Gündem başlıkları oldukça önemli, zira ABD tahvil faizleri %1.10 yıllık tahvil faizleri %1.41 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Zira geçtiğimiz hafta enflasyon beklentileriyle birlikte %1.60 seviyelerinin de üzerini görmüştü. Şu an için senaryo masadan kalkmış değil ama piyasalardaki bu panik havasını dağıtan tahvil faizlerindeki hafif gerileme oldu. Ama hala son dönemlerin en yüksek, son bir yılın en yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. %1.40 seviyelerinin üzerine, şu sıralarda %1.41 seviyelerinde dengeye kavuşmuş durumda. ABD tarafında gündem başlıkları önemliydi. Mali Teşvik Paketi Temsilciler Meclisi'nin onayından geçti ve bu hafta Senato onayının alınması bekleniyor. Zira hem Yellen tarafından hem Biden tarafından, ABD ekonomi yönetimi tarafından ekonomik toparlanmanın hız kazanabilmesi için mali teşvik paketinin uygulanması gerektiğini ve hatta farklı mali teşviklerle, kapsamı geniş mali teşviklerle uygulamaların devam etmesi beklentisi var. Bu mesajlar gelirken bir diğer taraftan da gözler Amerika Merkez Bankası'nda. Powell son dönemde yaptığı açıklamalarla aslında piyasalardaki bu beklentiyi sıkılaştırma adımlarına başlayacağı beklentilerini bir miktar bastırmış oldu. Mart ayında 17 Mart'taki toplantısı oldukça önemli olacak bu anlamda. Şu an için beklentilerde faizlerde bir değişikliğe gideceği beklentisi yok ama geçtiğimiz hafta bu beklenti oldukça yüksek bir miktarda piyasa fiyatlamalarına yansımış durumda. Bu hafta önemli verileri takip edeceğiz. Özellikle de istihdam rakamları önemli olacak. Bunu da bir hatırlatmasını yapalım. Zira Fed'in enflasyonun yanında öncelikli olarak tam istihdam hedefine ulaşmak için de bu parasal teşvikleri uyguladığının bir kez daha altını çizelim. Ve geçelim diğer borsa endekslerine. Avrupa'da görünüm nasıl? 6586 seviyesini görüyoruz. %1.59'luk bir yükselişle birlikte Frankfurt'ta 14012 seviyesinde %1.64'lük bir yükseliş görüyoruz. Paris'te 5794 seviyesinde %1.60'lık bir yükseliş var. Madrid'de 8377 seviyesinde %1.85'lik bir yükseliş hareketini görüyoruz. Ve BIST 100 endeksine geçelim. 1532 seviyesini görüyoruz. %0.32'lik bir artışla birlikte bugün yatay bir başlangıç yaptı. 1526 seviyelerinden ve 1500 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan bir endeks hareketi görüyoruz. CDS primleri son dönemde hafif yükselişler kaydetse de hala 300 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. MSCI gösterge endeksine baktığımızda geçtiğimiz aya nazaran bu hafta daha iyi bir performansı var. Zira Türkiye, MSCI Türkiye Endeksi, MSCI Dünya ve gelişmekte olan ülke endekslerini geride bırakan bir performans gösteriyor. Bir diğer taraftan tabii dün de içeride büyüme rakamlarını takip ettik. G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en yüksek büyüme kaydeden ve pozitif bir büyüme ile yıllık tamamlayan bir ekonomi söz konusu, bir büyüme rakamı söz konusu. Bir diğer taraftan da dün de Başkan Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Kademeli normalleşme adımları da oldukça önemli. Özellikle de sektörel bazda hizmet sektörüne pozitif yansıyacağı beklentileri aynı zamanda psikolojik de bir rahatlama ile birlikte bunun da iç piyasalara yansımasını görüyoruz.
görüyoruz ki birazdan detaylandıracağız. Özellikle de kur tarafında bir yansıması var. Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülke kurları da dolar karşısında önemli bir kayıp yaşamıştı. Bu haftada genelinde bir telafi etme çabasını görüyoruz. Zira kur tarafında da 7.22 seviyelerine kadar gerileyen bir performansı da takip ediyoruz diyelim. Ve bir diğer taraftan da tabii ABD tahvil faizlerinden bahsetmişken hemen bir de gösterelim. 1.41 seviyelerinde hareketin denge kazandığını söylemiştik 10 yıllıklar tarafında. Ve kısa vadeli ve uzun vadeli tahvil faizleri arasındaki makas oldukça önemliydi. Özellikle de getir eğrisindeki dikleşme yine yatırımcılar tarafından da oldukça enflasyon açısından oldukça önemli bir başlığı da barındırıyor. Hemen şöyle bir yıllık grafiği karşımıza alalım. Şu anda %1.42'lik bir hareket var. %1.80'lik bir geri çekilmeyle birlikte. Ve bir diğer taraftan da tahvil faizlerini takip ederken içerideki hareketler de önemli. Birazdan az önce bahsetmiştik biz yüz tarafındaki hareketi. Genel itibariyle hala enflasyonist baskılar fiyatlamalara dahil olsa da birçok borsa özellikle de gelişen ülke piyasalarında iş dinamiklerinin biraz daha ağırlık kazandığını görüyoruz. Hemen bir BIST endeksindeki hareketlerin detaylarına da şöyle bir göz atalım. Ve son bir yıllık performansı getirelim ekranlara ve 1532 seviyelerinde son bir aylık hareketi görüyoruz. 1471 seviyelerine kadar geçtiğimiz hafta gerileyen bir endeks vardı ve bir toparlanma, kayıplarını geri alma çabasını görüyoruz endeks tarafında. Bir diğer taraftan da bilançoları takip ediyoruz. Bilanço döneminin tamamlanmasında sona yaklaşıyoruz ve dolayısıyla hisse bazlı hareketlerin de ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi peki günün yükselen ve düşen hisseleri bu anlamda hangileri? Hemen bir göz atalım. İlerleyen dakikalarda açıklanan bilanço rakamlarına da bakacağız. Günün yükselen hisselerini görelim. Ve özellikle de bilanço tarafındaki hareketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Düşen ve yükselen hisseler tarafında. Evet, en çok düşen hisseleri görüyoruz. Akış Geo'da %20.66'lık bir düşüş var. Koza'da %4.79'luk, Migros'ta %3.85'lik, İpek Enerji'de %3.73'lük ve Koza Altın'da %3.52'lik bir geri çekilme hareketini görüyoruz. Bir kez daha yükselen hisseleri denemek istiyorum. Evet, geçelim bir de bankacılık endeksine. Son dönemde bankacılık tarafındaki hareketlik oldukça önemliydi. Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankacılık sektörüne ilişkin önemli detaylar açıkladı. Ve hemen o detaylara bakmadan önce de BIST endeksinden negatif ayrışan bir fiyatlama gösteren de bir bankacılık endeksi söz konusu. Hemen bir fiyatları da göz atalım. 1397 seviyelerinde %0.73'lük bir geri çekilme var. Son bir yıllık grafiği önümüze aldığımızda 1648 seviyelerinden gerileyen bir endeks hareketini takip ediyoruz. Ve bir diğer taraftan da BDDK'nın bankacılık sektörüne ilişkin açıklamış olduğu önemli detaylar vardı. Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri raporunu yayınladı. Ve bu rapora göre sektörün aktif büyüklüğü 6 trilyon 44 milyar 937 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Aktif toplamda ise 2020 yılı genelinde 61 milyar 479 milyon liralık bir azalma söz konusu oldu. Bir diğer taraftan da en büyük aktif kalem olan krediler tarafındaki rakam önemliydi. 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira. Menkul değerlerde ise 1 trilyon 14 milyar 566 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Mevduat rakamları oldukça önemli. Özellikle de mevduat ve kredi makası bu anlamda önemliydi. 3 trilyon 418 milyar seviyesinde gerçekleşti. Dönemin net karı 4.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği standart oranı ise %18.37 seviyesinde gerçekleşti. Ve hafta içerisinde kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'ten de bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklamalar geldi. 13 Türk Bankası'nın görünümünü durağına revize etti. Negatiften durağına revize etti. Bankacılık sektörü için oldukça önemli bir başlıktı. Bir diğer taraftan da tabii son dönemde yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bankacılık analistler tarafından gelen yorumlar önemli. Bankacılık sektörünün hala ucuz olduğuna
yönelik açıklamalar, görüşler gelmeye devam ediyor. Ve hisse bazlı hareketler dedik, bilançosunu açıklayan şirketler demiştik. Son bilançosunu açıklayan şirketlerden birkaçının hemen rakamlarını ekranlara getirelim. Özellikle de Migros'taki azalış dikkat çekiciydi. Koza Altın'da 1.8 milyar liralık bir kar rakamı söz konusu. Bir önceki yıl 1.7 milyar liralık bir kar açıklamıştı. Kardemir'de ise 60.6 milyon liralık bir kar açıklaması var. Çemaş Döküm 18.2 milyon olan zararını 39.8 milyon liralık bir kâra dönüştürdü. Türkiye Sigorta'da 1.1 milyar liralık bir artış oldukça dikkat çekici. Migros'ta ise 403 milyona yakın bir zarar rakamı söz konusu. Ve bir diğer taraftan da tabii Garanti BBVA Yatırım bir model portföy açıkladı. Özellikle de son açıklanan bilanço rakamlarını temel gösterge alan yatırım bankasının Garanti Yatırım'ın açıklamış olduğu model portföy oldukça önemli. Ve Garanti Yatırım indeks bilgisayarı model portföyüne eklediğini açıkladı. Buna da gerekçe olarak 2020 yılında açıklanan 3. çeyrek döneminde 376 milyon TL olan net borç pozisyonunun yönetiminin son çeyrekteki sıkı alacak politikası sayesinde 454 milyon liralık bir net nakit pozisyona dönüştürmesini olumlu buluyor. Devam edeceğiz ama öncesinde bir haberimizi de ekranlarınıza getireceğiz. Kripto para birimlerine yönelik düzenleme Kapıda Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde yapılacak regülasyonla kripto para platformlarına yönelik lisans zorunluluğu ve asgari sermaye şartı getirilecek. Ayrıca alım satımdan elde edilecek kardan da vergi kesilecek ve ekibimiz finans şefi Jülde Gürdamar'ın yazmış olduğu özel haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Kripto paralara regülasyon geliyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine Türkiye'de düzenleme geliyor. Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaştığı söylenen ve kullanımı hızla artan kripto paralara yönelik hükümet harekete geçti. Ağparanın edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde TCMB, BDDK ve SPK'nın yanı sıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ve yılın ikinci yarısında düzenlemeyi yürürlüğe sokacağı ifade ediliyor. Türkiye'de ilk olarak faaliyet gösteren 60-70 şirket için lisans ve asgari sermaye şartı getirileceği ifade ediliyor. Ayrıca şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının da aranacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre hükümet başta Bitcoin olmak üzere kripto para alım satımına vergi getirmeye hazırlanıyor. Piyasanın önde gelen isimleri burada kripto paranın ne olarak tanımlanacağı önemli diyorlar. Bu anlamda para ya da emtia değil, kripto varlık olarak tanımlanabileceğini tahmin eden sektör temsilcileri, stopajınsa uzun vadede taşıyanlardan değil, belirli bir vade içerisinde alsat yaparak kâr edenlerden kesileceğini öngörüyor. Stopajın alsattan edilen kârın %10'u seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Finans dünyasında son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul edilen kripto paraların toplam piyasa değeri 1,5 trilyon dolar, günlük işlem hacmi ise 100 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'de ise kripto para işlem hacmi günlük 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye yaklaşık 3 milyona ulaşan kullanıcı sayısıyla dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyor. Önemli bir haberdi. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler alacağız. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berra Doğaner konuğumuz olacak. Bizleri bekliyor. Hemen karşımıza alalım. Berra Hanım, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler efendim, siz iyisiniz. Sağolunuz. Evet, biraz önce ekranlar önemli bir haberi getirdik. Tekrar anons edelim. Jülde Yiğitürk Gürdamar'ın özel haberi. Son dönemde kripto paraları ile ilgili oldukça küresel anlamda bir oynaklık var. Özellikle de spekülatif hareketlere sahne olunduğunu ve piyasalara yön verdiğini görüyoruz. Önemli bir düzenleme, önemli bir adım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Berra Hanım? Öncelikle sevgili Jülide'ye buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sermaye piyasasının çok eski, çok köklü,
çok becerikli bir medya mensubudur. Bu haber de çok güzel bir haber olmuş. Birkaç gündür zaten Maliye Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklama ile konu çok gündemde. Sermaye piyasaları tarafında da çok tartışılıyor. Biliyorsunuz dün Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak biz de tüm diğer düzenleyici otoriteler gibi, dünyadaki diğer düzenleyiciler gibi ülkemizdeki kripto para trafiğini dikkatle izliyoruz diyerek bir sinyal vermişti zaten açıklamasında. Bugün bu haberle görüyoruz ki ilerlemiş bir regülasyon çalışması var. Aslında bunu da duyuyorduk. Henüz taslak aşamasında olup sektörün görüşüne açılmadı. Ama mutlaka bir müddet sonra açılacaktır. Burada bizler kripto para ticaretini mevcut aracı kurumların yapabilmesini talep etmiştik sektör olarak. Böyle bir beklentimiz vardı. Yatırımcılar zaten hesapları var. İşte neredeyse 2,5 milyona yaklaşan kişi Türkiye'deki yetkili aracı kurumlarda. Hesap açtılar. Oradaki lisanslı personelden diğer menkul kıymet işlemlerini yapıyorlar. Bunların yanına kripto para da eklenebilir diye düşünmüştük ama tahmin ediyorum ki ve haberin içeriğinden de anlıyorum ki mevcut aracı kurumların bunu yapması yerine hali hazırda düzenlemesi olmadan yapan 60-70 tane kadar Türkiye'de şirket varmış. Bu şirketlerin regüle edilmesi, bunlara sermaye şartı getirilmesi, bunlara donanım, teknik altyapı standartları getirilmesi ve kadrolarına standartlar getirilmesi gibi bir düşünce var. Büyük ihtimal kripto paralar menkul kıymet olarak görülmediği için, demek ki SPK da bunu menkul kıymet ya da menkul kıymete yakın bir noktaya konumlamadığı için aracı kurumlar vasıtasıyla değil, başka platformlar vasıtasıyla yapılmasını uygun görmüş. Tabii son derece de olumlu. Bilhassa teknolojik standartlar gelmesi çok olumlu. Zira çok büyük fiyat hareketleri yaşanıyor biliyorsunuz. Çok keskin fiyat hareketleri yaşanıyor ve son haftalarda yatırımcıların çok yoğun şikayetleri oldu. Satamıyoruz, çok fazla teknik kesintiler yaşanıyor diye. Tabii bu da onlar açısından bir mağduriyet oluşturuyor. Yani hem personel konusundaki standartların yükseltilmesi, hem teknik standartların yükseltilmesi, hem de bir sermaye şartı getirilmesi güçlü olanların ayakta kalması sonucunu doğuracaktır. Yatırımcı güvenliği açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Evet Bahri Hanım, tabii bir diğer taraftan evet sektörün regüle olması sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hem yatırımcıların korunması hem de bir sektör oluşması açısından oldukça önemli. Bir de bu oluşacak olan alanın sektörün de getireceği bir ekonomik büyüklük var. Bir vergi söz konusu. Diğer taraftan istihdam yaratacak olan bir sektör alanı söz konusu olacak. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir ekonomik katkısı olacak? Yani şüphesiz bir kere vergi alınacak olması hazine açısından önemli görülebilir. Ve şu yaklaşım da iyi. Hani yatırım gibi, hani ben aldım uzun süre nasıl bir gelişme olacağını, hani ben aldım derken ben almadım. Lafın gelişi öyle oldu. Bizim yaş kuşağı bir miktar daha mesafeliyiz bu tür enstrümanlara. Ama aldı bir kişi küçük bir miktar ne olacağını görmek istiyor. Dursun çoluğuma çocuğuma kalsın, dağ başında arazi almışım gibi varsayayım diyor. Bunlarda herhangi bir vergi şu anda belli ki düşünülmüyor. Ama kısa süreli al-sat yapan, bunun ticaretini bir nevi yapan kişilerden demek ki bir stopaj kesilmesi gündemde. Bu hazinenin gelir yaratma fonksiyonu açısından tabii ki düşünülmüş. Yani yatırımcıların bundan memnun olacağını sanmıyorum. Hiçbir yatırımcı hiçbir vergiden memnun olmaz ama böyle bir irade olmuş. İstihdam tarafında yani zaten var tabii, oradaki 60-70 platform varsa demek ki
yeterli istihdam sağlanıyor ama güçlü hale gelirlerse, sermaye olarak daha güçlü hale gelir, bir regülasyon yapılır, bir düzenleme yapılır, böyle daha bir finansal kurum mahiyeti kazanırlarsa muhtemelen SPK teftiş kişileri isteyecek, risk yönetimi kişileri isteyecek, belki bağımsız denetim şartları getirecek, pardon SPK dedim ama düzenleyici otorite kim düzenleyecekse herhalde hazine düzenleyecek. Dolayısıyla oradan ilave bir istihdam gelebilir. Ancak zorlanabilirler lisanslı kişi bulma konusunda, onu da söyleyeyim. Şu anda biz bile, yani sermaye piyasaları dahi artan yatırımcı ilgisi nedeniyle kadroları genişletmek isteyen aracı kurumların çok sayıda ilanlarını görüyoruz. Lisanslı personel konusunda böyle kritik kadrolarda bilhassa bir kıtlık da var. Bu arada da biz sizin kanalınızla üniversite öğrencilerine bir çağrı yapalım. Bir taraftan hem işsizlik var, yakınıyor herkes, ama öte taraftan bir bilinç oluşturalım. Daha okurken 3. sınıfta, 4. sınıfta her üniversite öğrencisi, bölümüne de bakmaksızın, illa iktisadi idari bilimler olmasına da gerek yok. Sermaye piyasası lisanslama şirketi SPL'nin açtığı sınavlara girerek lisans belgelerini alabilirler. Düzey 1 rahat alınabiliyor. Hani dersler, bilgiler henüz tazeyken okulla beraber bu lisanslarını da alsınlar. Düzey 3'e doğru da ilerlesinler. Çok net söylüyorum, mezun olduklarında kollarında altın bileziktir. Aracı kurumlarda, bankaların ilgili departmanlarında iş bulmalarını çok çok kolaylaştırır. Evet, teşekkür ederiz bu çağrınız için de. Bir diğer taraftan da Berra Hanım, tabii halk arzla konuşmaya devam ediyoruz. Tabii 2020 yılında 8 halk arzla tamamladık. 2021 yılında da yine halk arzlarla başladık. Son olarak da Türk İlaç'ın halka arzını takip ettik. 138.6 katlık bir talep söz konusu oldu yatırımcılar tarafından. Bir diğer taraftan da son dönemde 50 şirketin halka arz hazırlığın yaptığını biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizinle 2020 yılının son programında konuşmuştuk. 2021 yılı içinde oldukça olumlu görüşler vermiştiniz. Nedir son durumdaki görüşleriniz? Evet, sayı sorulduğunda bana hep 2020'nin sonunda 30 ihraç konuşuluyordu. Ben de diyordum ki 30'u görüyorum ve arttırıyorum. Önümüzdeki sene 50-60 kadar şirket rahatlıkla halka arz için piyasaya çıkacaktır. Bu son halka arzdan bahsedersek Türk İlaç ve Sorum gayet güzel bir şirketti. Sektörü tabii çok istenen bir sektör. Sağlık günümüzün popüler bir sektörü. Değerlemesi uygundu. Halka arz iskontosu vardı. Bu halka arz iskontosu zaten yatırımcılara cazip gelen şey. Niye yatırımcılar yeni halka arzlara katılıyor? Mevcut emsallerine göre iskontolu çıkıyor yeni ihraçlar. Bu da büyük bir cazibe yaratıyor. Son ihraçta yurt içi bireysel, yurt içi kurumsal ve yurt dışı yabancı yatırımcı olmak üzere 3 ayrı tahsisat grubu vardı. Yurt içi bireysel yatırımcılara sadece 80 milyon Türk lirası gibi küçük bir tahsisat vardı. Yani herkes o 80 milyon lira için talep gönderdi bireyseller tarafında. Ve tabii ki çok yüklü bir talep oldu. Herkes gönderdiği talebin 1/7'si kadar hisse senedi alabildi. Her 1000 liralık talebinizin sadece 7 lirası karşılandı. Bu da büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. Burada yatırımcıların acaba tek bir kişinin göndereceği talep miktarında bir üst sınır olmalı mı çağrıları var. Biz de bunları dikkatle izliyoruz. Yeni dönemin yeni dinamikleri var. Tahsisatları aracı kurumların, lider aracı kurumların biraz buna hassasiyet göstererek yapması ve gerçekten sermayenin tabana yayılmasına dönük aksiyonlar alması lazım. Bu çok önemli. Belli anlayış değişikliklerine ihtiyaç var. Önce onu söyleyeyim. Sonra da halka arzlarda devam eden bu yoğun ve memnuniyet verici ilgi diğerlerini de besliyor. Sıradaki halka arzlarında başarılı geçeceğine ilişkin
inancı kuvvetlendiriyor. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu, gerek Borsa İstanbul'da son derecede seçici, yani ince eleyip sık dokuyarak izinlerini veriyorlar. Güçlü, iyi şirketler piyasaya gelsin istiyorlar. İşte şimdi Türkiye'de sermaye piyasası gerçek fonksiyonunu gösterir duruma yavaş yavaş geliyor. Önce yatırımcılar geldi, talep tarafı güçlendi. Şimdi de bunun karşısında arz tarafı güçleniyor. Bu da çok iyi bir şey, çünkü yeterli arz gelmezse bu sefer mevcut hisselerde balonlar oluşur fiyat artışları ile. Bu gelen arz o köpükleri, o balonları engelleyecektir. Hem de yeni yeni şirketler sermaye piyasalarından kaynak sağlamış olacaklar. Her boyutu ile ekonomimize katkı, dört başı mamur bir süreç. Evet Berra Hanım, hazır sizi konuk etmişken, konusu da gelmişken şunu da sormak istiyorum. Tabii halka arzları takip ediyoruz. Başarılı halka arzları, talep süreci oldukça önemli. Şu anda iç dinamiklerinde Türk lirası varlıklarını desteklediğini de görüyoruz. Dolayısıyla evet, belki düzenleyici kurum ve kuruluşların adımları önemli ama yatırımcı psikolojisi de, adımları da, kararları da bu anlamda önemli. En yakın örneği geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda bir panik havası yaşandı ve yatırımcılar uzun vadeli yatırımlarını da bozmak durumunda kaldı. Dolayısıyla biraz daha yatırımcı algısının daha objektif bakılması gerektiği konusunda aslında görüş söylemek lazım. Burada finansal okuryazarlık da bir anlamda devreye giriyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bir mesaj verirsiniz yatırımcılara? Gerçekten geçtiğimiz hafta çok zor geçti. Yani ne yalan söyleyeyim, hani her düzeydeki yatırımcı için zorlu bir haftaydı. Beklenmedik derecede sert hareketler oldu. Yani hiç kimse daha dün %1'lerde gezinen Amerikan tahvil faizlerinin önce 1.40'a, 1.40'ı sindirmeye çalışırken jet hızıyla 1.60'a yükselmesini açıkçası beklemiyordu. Ve bu da çok fazla gelişmekte olan ülkelerde satış getirdi. Borsalar açısından sordunuz, borsalar açısından cevaplayayım. Geçtiğimiz hafta özellikle yeni katılan yatırımcılar açısından da zorlu bir hafta oldu. Şimdi burada en çok dikkat edilmesi gereken şey kredili bu işlerin yeni yatırımcılar açısından yapılmaması. Bütün tasarrufları ile borsada yatırım yapılmaması. Temel bu işin ABC'si portföy dağılımıdır. Mutlaka belirli bir tasarrufunuz varsa bir kısmını nakitte bırakmak, kısa vadeli. Mesela düşüşlerde ilave hisse alabilmek için bile kaynağa ihtiyacınız var. Bir kısmını döviz cinsi varlıklarda bulundurmak, bir kısmını fonlarda bulundurmak, bir kısmı ile doğrudan hisse senedi yatırımı yapmak lazım. Bu çok önemli. İkincisi de kaldıraç kullanmamak lazım. Bilhassa yeni gelen yatırımcıların kar, aşırı bir kar hırsıyla hareket ettiği durumda, bakın bu gibi sert geri gidişlerde ana para tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Öbür türlü kredi kullanmıyorsa fiyat düşer çıkar. Yani düştü, dün fazlasıyla hisse senetleri kaybını telafi etti ama kredi kullanan ve satış yapmak zorunda kalanlar için sermayeden zarar realize edilmiş oldu. Bilhassa bunlara çok dikkat etmek lazım. Dün yine bir yakın izleme pazarındaki şirket borsa kotundan çıkarıldı. Bu yakın izleme pazarındaki şirketlere yatırım yaparken çok dikkat etmek lazım. Kottan çıkarılınca bir şirket, o hisse senetleri artık elinizde değeri belirsiz ve likide edemeyeceğiniz bir varlık olarak maalesef kalıyor. Seçici olmanın önemini dün bir kez daha görmüş olduk. Çok aşırı fiyatlanmış, defter değerinin kat kat üstünde emsallerine göre pahalı hisse senetlerinden uzaklaşmalarını da mütemadiyen sizlerin vasıtasıyla kendilerine söylüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Berra Doğaner, değerli yorum ve katkılarınız için. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Efendim, piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından emtia notlarıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.